Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ay, merhabalar. Ne yapıyorsun Bilgekan? Ben toprak kazıyorum sürekli. Evet arkadaşlar, bugün hava çok güzel, güneşli. Bilgekan da yeni küreğini, süpürgesini aldı. Bahçe temizliği yapıyormuş. Bu kürek de senden büyük yalnız Bilgekan. A gayret şimdi olacak. ne yapıyoruz bakalım? Ne yapalım bugün? Babanla kovalamaç mı oynayacaksın? Tamam, onu daha sonra oynayalım o zaman. Şimdi ben birazcık şöyle köpeklerimize bir bakmak istiyorum. Ne yapıyorlar bakalım. Bugün güneşli ya. Böyle camdan bakarken çok özendim onlara. Böyle nasıl koşturuyorlardı falan. Bir bakayım dedim. Ben de geldim. Şimdi biz bir bakalım neler yapıyoruz. Süslü Hanım. Süslü Hanım yine böyle bugün çok enerjik arkadaşlar. Tabii alıştı şu an bana. Bir saattir oynuyoruz. Evet arkadaşlar, Bilgekan adam oldu, artık oraları kazmayı biliyor değil mi? Çok büyüdü. Şimdi şu beyefendilere bir bakayım. Beyefendinin bir tanesi kaçtı, hanımefendiler oturuyor burada. Arkadaşlar. Ne oldu Hera? Ne oldu, ne gördünüz yine kaçtınız oraya? Ya arkadaşlar inanın, Dogo sanki onların annesiymiş gibi davranıyorlar. Dogo, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Güneşleniyor musun? Senin bu yaralar niye geçmedi? Kaç ay oldu? Kaç ay oldu? Niye geçmedi? Arkadaşlar çok yaşlı olduğu için galiba derisi çabuk yenilenmiyor. Bak şimdi ben beyefendileri çekeyim dedim. Nereye kaçlar? Ne gördünüz orada? He? Efes? Efes. Şivas kızım. Koş annenin yanına koş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anneleri burada. Ama anneleriyle hiç ilgilenmiyorlar. Sadece Dogo ile birlikte yatıp kalkıyorlar. Yani o derece. Çok seviyorlar ya. Maşallah aralarındaki samimiyet. Hera kıskanma, tamam. Hera yine her zamanki gibi korumacı arkadaşlar. Ne zaman yavruların yanına gelse kıyamet kopar diyor. Apollo oğlum. Apollo'nun da yüzünün şişliği indi arkadaşlar. Baya bir gelişme var bakalım, inşallah hemen çabucak düzelir. Hera tamam kızım, tamam. Bir şey yapmadık, tamam. Kıskanç Hera, ne yapıyorsunuz böyle, ne yapıyorsunuz? Bir bırakın, Dogo artık çok sıkıldı arkadaşlar. Bazen kızıyor. Çünkü hiç rahat vermiyorlar. Şu an gördüğünüz bu görüntü yani sürekli devam ediyor. Gece bile uyutmuyorlar. Anneleri sanki ya, anneleriymiş gibi. Apollo oğlum bir gel bakalım, yakından bir bakalım. Apollo. Bak bak bak. Bak bak. Gel buraya. Efes. Efes'e bak. Oyun oynuyorum diye ısırıyorsun da çaktırmadan Efes. Dur süslü kızım dur. Süslü. Yine her tarafımı çamur yaptın ha. Hadi gelin bakalım, gel. Bu arada bilmeyen arkadaşlar varsa Apollo da küçük bir kaza geçirdi arkadaşlar. Böyle bizim Hades'le aralarında küçük bir tartışma çıktı. Evet Bilgekan. Evet Hades yapmazdı böyle şeyler ama niye yaptı bilmiyoruz. Hades'in de yanına bir uğrayacağız bakalım, o konuyla ilgili konuşacağız. Daha önce konuştuk dün. İşte üzerimize atlıyor da oyun oynamak için atlıyor. Ben de ilk nefesi şey Apollo'yu öyle zannettim. İyi ki de gördüm zaten, camdan görmüştüm. Allah'tan Hades'in şöyle bir huyu var arkadaşlar. Hani camdan kızınca bıraktı o an. Yani bırakmasaydı ki ben ineceğim bahçeye tekrar o tarafa gidene kadar zaten olan olurdu. Allah'tan işte bıraktı, kızınca da ucuz atlattık diyebilirim. Ah Hades, ah Hades'i ne yapacağız bilmiyoruz arkadaşlar. Ben de Hades'i ayrı bir seviyorum. Hani ayrım yapmak istemiyorum ama Hades'in hani küçükken benimle birlikte özel olarak kalmıştım. Ki apartmanda büyüttüm onu. Ondan da çok ayrı seviyorum onu. Evet Bilgekan. Bilgekan bıdı 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 bir şeyler anlatıyor ama arkadaşlar ben de tam anlayamadım. Ne oluyor? Ayağında bir şeyler oluyor. Bir şeyler bir şeyler. Ne oluyor? Şivas kızım ne yapıyorsun? Bu da hiç büyümüyor arkadaşlar. Bu ne olacak? Bu yiyor yiyor. Çok da yiyor ama hiç büyümüyor. Bak bak. Yeni kardeş kavgası. Siz var ya, büyüdüğünüz mü çok fena olacaksınız gibi geliyor. Bozacağız sizle. Değil mi Efes? Nasıl keyifler? Ya süsle. Hayatımda senin kadar kıskanç bir köpek görmedim. Sürekli aramıza giriyorsun. Şşş, ne yapıyorsun? Bırak. Apollo. Arkadaşlar ben sürekli karıştırıyorum. Hani bunlarınki kavga mı oyun mu bilmiyorum. Yani korkuyorum da böyle sürekli ısırmaş hamleleri yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz?
Hiç annenizin yanına gideyim yok yani. Hep burada, hep burada. Doga artık bıktı arkadaşlar. Bıktı. Kendi çocuğu olsa bu kadar yük olmazdı galiba. Dugun da gözleri kızarmış sanki. Niye öyle olmuş? Gözleri kırmızı geldi bana bir. Dugun'un. Uyutmuyorsunuz mu yavrucağı ya? Ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar ya, yavrular da normalde gece uyuyorlar aslında. Ama bizim bu süslü 24 saat atik olduğu için arkadaşlar onları da uyutmuyor. Evet Bilgekan yine bir şey söyledi. Değiştin mi yerleri? Aferin sana. Şimdi ne yapalım? Ben bir Hades'in yanına bir gideyim bakalım. Bu Hades neler yapmış? Evet arkadaşlar şimdi Hades'in yanına geliyorum. Bakalım Hades yine başladı şovunu yapmaya. Hades ipini kopartıp bak. Hadi otur bakalım otur bir sakin. Sakin. Heh, aferin. Sen çok güzel bir çocuktun. Ne oldu sana oğlum böyle? Heh, niye böyle oldun sen? Buraları da hep kirletmişsin. Şöyle durayım bak çok ayıp oldu şimdi. Buraya şey serdik arkadaşlar çok çamurdu. Hani ne derler böyle evin içine serilir ya ismini hatırlayamadım şu an. Yani o da fayda etmedi. Üzerine böyle şey attık. Kuru saman tarzı şeyler. O da fayda etmedi. O kadar yağmurluydu hava. Şimdi Hades'im. Hades. Ve otur bakalım. Otur biraz konuşacağız. Otur otur. Otur. Hades bak. Hades ne yaptın üzerimi? Gel hadi oturalım birazcık. Çok bak çok yaramazsın sen Hades. Hades sen çok yaramazsın. Bak ipini kısaltıracağım seni. En sonunda kısaltıracağım. Rahat et diye uzun tutuyoruz arkadaşlar. Ama hiç durmuyorsun sen. Hadi gel birazcık oturalım konuşalım bakalım. Hades. Hayır. Hades. Gel oğlum. Hadi. Bak kızmak yok. Hayır. Otur bakalım. Otur. Gel bakalım. Seni koca kafalı seni. Hayır. Ya sen çok akıllı bir çocuktun arkadaşlar. Yani böyle gerçekten sevemiyoruz bile. Yani bu o kadar enerjik. İnsanın üzerine atlıyor bir de. Ya biraz bir konuşalım Hades. Aa, ne oldun sen böyle? Seni birazdan dışarıya çıkartacağım. Haberin olsun. Dolaşacağız tamam. Abiler gelsin dolaşacağız. Sen bugün bayağı bir sıkıldın galiba güneş falan görünce. Hadi otur bakalım. Gel bir konuşalım. Şu an biz sevemedim arkadaşlar. Bu çok hareketli. Buradan bir kaldırabilirsek hem buraları biraz toparlayalım. Hani görmüş olduğunuz görüntü için de özür dilerim ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Köpek yani bu. Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum. Dur bir dakika dur. Heh, şöyle bir güzel dur ya. Çok akıllı bir köpeksin sen. Niye böyle yaptın? Bak gözümüze de bir şey çapa kalkmış. Aferin. Sen kızıyor musun böyle? He? Niye böyle şeyler yapıyorsun oğlum? Sen güzel bir çocuktun. Çok güzeldin sen. Niye böyle değiştin annem? He? Çok akıllıydı arkadaşlar bu küçükken. Hani kanalımızı sıkı takip edenler bilir. Yani apartmanda büyüttük o kadar akıllı bir köpekçikti. Ama gece hiç uyutmazdı bizi. Tuvalete ihtiyacım yoktu. Böyle artık sabaha kadar onu beklerdim yani. Hiç üşenmedim, sıkılmadım. O kadar çok seviyorum. Ama büyüyünce böyle bir agresifleşti. Onu da anlıyorum aslında. Birden tek başına ilgi görüyordu. Sonra birden ilgi azaldı filan. Yani sizler de bizlere hak verirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok sayıda köpek var. Yani eve almayı çok isterim Hades'ini. Evde olsanız çok farklı olacak eminim arkadaşlar. Ama şu an Tyson faktörü var. Ya yani Tyson'la bir arada duramazlar zaten. O nedenle yapacak bir şey yok Hades'ciğim. Ama ben seni göndertirmeyeceğim Hades. Buraya kafes yaptıracağım sana. Tamam mı anne? Hades ben üzülürüm. Üzülürüm. Çok akıllı benim oğlum. Seni ben tarayayım mı? Ne yapayım? Şurada bir tane tarak vardı. Onu ben bir bulayım. Seni birazcık tarayayım mı? Sakinleş anneciğim. Aferin benim oğluma. Dur hadi. Gel bakalım. Fırçamız da vardı ama bulamadım. Nereye attık acaba? Hadi otur bakalım oğlum. Otur. Aferin. Gel bakalım. Hayır. Otur bak. Çok güzel sohbet ediyorduk seninle. Boş bırakmaya gelmiyorsun Hades. Bir dakika dur. Gel kaşıyım seni ben birazcık. Kaşınca çok rahatlıyor arkadaşlar şey Hades. Bir dakika oğlum. Oğlum bir saniye dur. Hayır Hades. Otur bakalım. Aa kızıyorum ama. Kızıyorum. Otur. Otur. Sen komut alırdın. Sen onu da bırakmışsın. Hani böyle kızmaya falan gerek yoktu arkadaşlar. Hani direkt Hades otur dediğinde otururdu. Sonra böyle bir değiştik. Ne oldu sana oğlum? Şöyle. Arkadaşlar yani bu tarakta böyle kullanıyorum ama fırçaları var normalde. O kadar karışıyoruz ki hani nerede bilmiyorum bulamadım. Değil mi? Aferin bak.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bayılıyor taranmayı. Çok seviyor taranmayı. Aferin benim oğlum. Çok güzel bir çocuksun sen. Ama bak bir daha öyle yaramazlıklar istemiyoruz, tamam mı? Tamam. Yoksa sonuçlar kötü olabilir Hades. Ay sen beni dinle. Tamam mı? Gel bakalım. Tüylerimiz de güzel oldu maşallah. Bak. Aferin. Tabii tam çekemiyorum arkadaşlar. Kendi başıma yaptığım için. Bazen geçen gün hatta bir yorum vardı. Abla sen niye köpeklere dokunmuyorsun falan diye. Sanırım arkadaşım videoyu tam izlemiyor diye düşünüyorum. Ben normalde çok severim köpekleri arkadaşlar. Hani biraz da fazla seviyorum hatta evde. Hatta bazen eleştiriyorlar da beni çok abartıyorsun diye. Yani dokunmamak ne kelime. Ben onları çok seviyorum. Ama videoyu kendim çektiğim için hani şey yapamıyorum. Aynen şu anki gördüğünüz görüntü gibi net görüntü elde edemiyorum. Değil mi Hadesciğim? Yoksa Hades'imi niye sevmeyeyim ben? Hadi saçında kepek mi var senin? Ne bu onlar? Çok güzel, çok. Dün hatta ondan önceki gün arkadaşlar o olay oldu. Tabii kızdık filan ama sonra vicdanım pısırdadı. Bir saat böyle abartmıyorum. Hiç üşenmeden taradım bunu rahatlasın diye. Çünkü çok gergindi o gün. O gün de yağmurluydu, hani gezdiremedik de. Her taraf çamur, ıslak. Ben yöntemi buldum. Bu şekilde rahatlıyor. Ama işte dediğim gibi yani çok fazla ilgi istiyor arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrı ilgi istiyor. Ekstra köpeklerin dışında çocuklar da var. Hani hangisine yetişeceğim şaşırdım diyebilirim. Değil mi Hades? Aferin benim oğlum. Çok güzel bir çocuksun sen. Şimdi bana kızacaklar. Şimdi sen şımartıyorsun Hades'i. Sen şımartıyorsun Hades'i diyorlar bana. Değil mi oğlum? Ben birazcık böyle ara vereyim şeye. Seni birazcık güzelce tarayayım, tamam mı oğlum? Evet arkadaşlar. Hades'imi bayağı bir taradım. Rahatladık birazcık değil mi oğlum? Ama enerjimiz hala yerinde. Tamam birazdan çıkacağız. Çıkacağız Hades, çıkacağız. Abiler bir gelsin, çıkacağız. Ben seni çıkartmak çok isterdim ama kendime güvenemiyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Ben Hades'i değil de Hades beni gezdirir gibi gözüküyor. Hani o şekilde olmasına da razıyım. Şimdi elimden falan kaçar ve sıkıntı olmasın diye. Çünkü hiç bilmiyorum yani Hades'in herhangi bir dışarıda tepkisini rastlamadım ama ya gösterirse diye korkuyorum açıkçası. Değil mi oğlum? Koca kafalı bu koca. Çok akıllısın sen. Sen çok akıllı bir çocuksun. Tamam mı? Hemen de böyle ayaklarımızı kaldırırız. Patilerle böyle şov yapıyoruz. Değil mi oğlum? Hadi. Güzel güzel uslu uslu duruyoruz, tamam mı? Ondan sonra buraları da güzelce bir temizleyelim. Rahat rahat yat akşamleyin. Tamam mı oğlum? Hadi ben gidiyorum. Karnımız çok nasılsın? Mamalarımızı yedik. Anne sana bir de su getirsin. Suyun kalmamış galiba. Su da getireyim oğlum sana, tamam mı? Aferin benim oğlum. Çok akıllı. Çok çok. Bir dur bir dur. Çok akıllı bir çocuk bu. Heh, bak. Oy, ay hep sevilmek istiyorlar arkadaşlar. Hep sevilmek. Değil mi oğlum? Ne kadar büyük olursa olsun sevin beni diyor. Bu arada Hades'i içeriye al diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar çok almak isterim. Hades'le ilgili bir problem yok da. Tahsin içeride olduğu için sıkıntı olabilir. Hani geçen gün Marla'yı aldık, işte yavruları aldık. Onlara karşı o kadar şey yapmıyor Hades de. Şimdi bu erkek köpek olduğu için ya herhangi bir sorun olabilir. Ondan da yani eve almam biraz zor. Yoksa Hades'imi ev alıp hiç çıkartmamak da isterim, değil mi Hades'im? Bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl mutlu bakıyor, nasıl mutlu. Değil mi oğlum? Kaşınmıştır buraları da tabi tasmadan. Kaşınıyorlar sürekli. Değil mi? Anne onları tarıyor üşenmeden. Böyle bir rahatladık. Marla da çok seviyor arkadaşlar taranmayı. Tyson zaten evin içinde sürekli. İlgilendiğimiz için onda pek sorun olmuyor. Zaten tüy dökülmesi de arkadaşlar. Ha, ufak tefek tüyler dökülüyor hani. Çok değil Allah'tan da. Ama sık tarayınca dökülmüyor. Tyson'da hiç kalmadı diyebilirim. Şunda biraz şey aman Hades'te birazcık çıktı ama o da sürekli aramadığımızdan ara ara tarıyorum. Gerçi dün ve bugün taradım arkadaşlar. Biraz sakinleşsin diye. Son günlerde gergin çünkü. Sen yine çok yaklaşma anneciğim. Bir şey yapmasından değil de üzerine atlıyor oynamak için. Seni yere düşürebilir. Hadi biz diğer tarafa geçelim mi? Hadi Hadesciğim. Görüşürüz anneciğim. Geleceğim daha sonra, tamam. Hadi gel burada gidelim. Şey abin gelsin. Hades'i alsın da temizlik yapacağız orada. Hades'i taradım. Dün de taramıştım, bugün de taradım. Bak çok rahatlıyor hemen. Sakin. Fırçayı bulamadım da normal bir tane tarak vardı böyle babaanne tarağı onunla. Efendim?
Elma çekti seni. Elma mı getireyim? Ha. Tamam hadi gel buradan uzaklaşalım. Kafanız şey gelebiliyor. Hades nasıl bakıyor arkadaşlar? Tamam geleceğim oğlum tamam. Çok seviyor ilgiyi çok. Geleceğim. Vereceğiz onu. Ne? Vereceğiz. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? Hayır oraya kafes yaptırıyoruz. Vereceğiz. Son sözüm. Sahibi çıktı bile. Aa, çıksın evde olay çıkar söyleyeyim. Hadi gel. Şımarık şımarık. O ne? Şımarık değil. Sıkıldı o. Sürekli yağmur yağdığı için gezemedi. Sıkıldı bence. Bir de normal yani erkek köpek bölgesini koruyor. O bilmez ki yavruyu da yetişkinde. Efendim anneciğim. Tamam ellerimi bir sabunlayayım ondan sonra tamam mı? Gel bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün havayı güneşli bulduk. Şeyleri bulamadım bu arada. Marla'nın yavruları yok ortalıkta. Nereye gittiler bilmiyorum. Ha, Marla yine birisini gördük. O kudurdu diyebilirim şimdi. Marla ne yapıyorsun? Biri yeter ki avlamasın. Hemen koşuyorlar. O zaman ne yapalım? Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.